Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yine dış kuvvetlerin özel başlıklarından bir tanesi olan dünyadaki başka su kaynaklarından bahsedeceğiz. Şimdi onlar nelerdir? Aklımıza ufak ufak şeyler geliyor ama biz onları netleştirmek için alt başlıklara ayırdık. Hemen bir bakalım. Okyanuslar, denizler, göller, barajlar, yeraltı suları, akarsular ve buzullar dünyadaki başta su kaynaklarını oluşturan alanlardır. Peki, hemen arkasından diyoruz ki dünyada acaba bu su kaynaklarının hangisi ne kadarını oluşturmakta? Onlarla ilgili genel bir dönüt vermemiz gerekirse hemen şunu düşünüyoruz. Su kaynaklarının %97'si tuzlu sulardan oluşmakta. %3'ü ise tatlı sulardan oluşmaktadır. Tatlı suların %0,3'ü yüzey suyu. %87 göl, %11 bataklık, %2 nehir suları olarak ayrılacak bu da. %31,4'ü yeraltı suyu, %68,3'ü buz dağları ve buzullardan oluşan su kaynaklarıdır. Şimdi okyanuslar ve denizler deyince hemen aklımıza neler gelmeli onlara bir bakalım. Okyanuslar büyüklük sırasına göre en büyüğü Pasifik, sonra Atlantik, sonra ise Hint Okyanusu olmak üzere sıralanacaktır. Dünya yüzeyinin %71'i okyanus ve denizlerden, %29'u ise karalardan oluşmaktadır. Yani dünya bu anlamda %71'lik bir dilimle, oldukça yoğun bir dilimle tamamen suya sahip olarak doğmuştur ve devam etmektedir. Hatta bundan çok daha önce, yani milyarlarca yıl önce dünya ilk oluştuğunda %100'ünün su olduğunda bilim adamları bu anlamda savunduğu bilgiler arasına sokmaktadır. Her iki yarımkürede okyanusların oranı karalardan fazladır. Yani kuzey yarımkürede %61, güney yarımkürede %81 olarak çok daha fazla su kütlelerine sahiptir dünya yarımküreleri olarak da. Okyanus ve denizlerin yeryüzünde iklim üzerinde çok yoğun ve önemli etkileri vardır. Neden derse hemen İzmir'le Van'ı bile kıyaslasak bu anlamda İzmir'in denizlerlik etkisi ne yapmıştır İzmir'i? Hemen hemen aynı enlemde olmalarına rağmen Van'dan çok daha ılık hale getirmiştir. O zaman dünyadaki o büyük su kütleleri dünyayı karasal ya da denizli olarak çok ciddi farklı iklim türlerine sokabilmeye yeterli olacak seviyededir. Göller. Göl sularının özellikleri nelerdir? Karşımıza bunlarla ilgili neler çıkabilir? İklim koşulları, gölü besleyen akarsular, göl çanağının kayaç yapısı, gölün açık ya da kapalı olması, yani havuz özelliği, göl yüzeyinin genişliği, gölün dışa akışının olup olmaması ya da biz buna diyebiliriz gideninin olup olmaması bu anlamda gölün karakteristik özelliğini gözler önüne çıkartmak için kullanılacak dönütler arasındadır. Hemen arkasından oluşumlarına göre göller diyoruz. Bir takım farklı göl özellikleri var. Onlardan ilki tektonik göller, sonra buzul göllerimiz, krater göllerimiz, karstik göller ve set gölleri. Bunların hepsinin tek tek ne olduğu ile ilgili yorumları nasıl yapacağız? Şimdi tektonik göl deyince aklımıza ilk gelmesi gereken depremik sahalarda. Depremin yani faylanmanın oluşturduğu çöküntülere dolan suların bu anlamda oluşturduğu göllerdir. Yani tektonik göllere Türkiye'de rastlanır mı? Evet rastlanır. Sebepler ise Türkiye depremik bir sahadır. Japonya'da rastlanır mı? Evet yine rastlanır. Sebepler ise Japonya'da tektonik bir alandır. İtalya'da görebiliriz bunu ama Kanada gibi, İngiltere gibi deprem riskinin daha az olduğu bölgelerde tektonik göllere rastlama olasılığımız ne yapacaktır? Azalacaktır. Bunu da unutmayalım. Fay hatları içerisinde çukurluklarda oluşacaklar. Tuz Gölü Türkiye'den buna örnek. Beyşehir, Akşehir, Hazar, Ulubat, Manyas, Sapanca buna ciddi örnekler olarak gösterilebilir. Buzul gölleri nelerdir deyince 2000 metreden yüksekte kalan dağlarda ya da kutup çevrelerinde sirk çukurları içerisinde oluşan göllerdir ki biz bunu sirk gölleri olarak bir önceki dersimizde de adlandırmıştık bunu da unutmayalım. Kaçkar, Hakkari Dağları, Uludağ ve Toroslar'da bu tip göllere rastlamamız mümkün. Neden dağların yüksek kısımlarına derse Türkiye ortakuşakta olduğu için bu göllere rastlamaması gerekirken yükseltinin etkisiyle yani 2000 metreye aşan yükseltilerde bu göllere doğal olarak rastlıyoruz. Yükselti ve sıcaklık arasındaki bağıntı mantığı ile düşünürsek. Krater gölleri nelerdir? Yanardağların üstündeki kraterler ya da kalderalar içinde oluşan göllerdir. Neydi bu? Volkanın patlamasıyla oluşan çukurluklara biz ne diyorduk? Krater, kaldera ya da mağar. Mağar en büyük oluşum şekliydi. Krater ise bunlardan en küçüğüydü. Bu boşluklara, bu çukurluklara dolan yağmur suları, buzul suları zaman içerisinde bir göl oluşturuyor ortamda. İşte biz bunlara krater gölleri diyoruz. Ülkemizin en büyük krater gölü Nemrut Dağı üzerindeki krater göldür. Oldukça da turizme açık bir yöre. Bu bölgenin özelliği nedir arkadaşlar? Yukarı çıktıkça zirveye değil de daha bir aşağıda bulunan yani krater dolmasıyla oluşmuş krater göllerine rastlıyoruz. Karstik göller nelerdir? Karstiği hemen hatırlamamız gerekirse Akdeniz bölgesinde kireçli sahanın etkisiyle ne oluyordu ortamda?
erik malzemeler birikiyordu. Erik malzemenin erimesiyle oluşmuş çukurlukları donan sular zaman içerisinde karstik göllere dönüşüyordu. Yani Türkiye'de tanımlamak gerekirse Akdeniz bölgesi bu vurguyu en kolay yapacağımız bölge olacaktır. Obruk gölleri de bu gruba rahatlıkla dahil edebilecektir. Bunlar da Avlan, Salda, Suğla, Kovada gölleri gibi Akdeniz bölgesinin tanıtıcı gölleridir arkadaşlar. Hemen arkasından Set Gölleri diyoruz. Set Gölleri nasıl oluşmaktadır? Volkanlardan çıkan lavın bir çukurluğun bir boşluğun önünü kaplamasıyla oluşturduğu ve set çektiği durumda yine yağmur sularının bu çukurun içine doldurması ve bu anlamda ilerleyen zamanlarda göle dönüşmesiyle oluşmuşlardır. Yani sette volkanizma olabilir, Heyana'nın kapatmış olduğu bir çukurluk olabilir. Yani Set Gölleri de farklı özellikler alabilir. Yine akarsuların, alüvyonların biriktirdiği ve kapattığı çukurluklarda bunlara özel ve önemli örnekler arasındadır. Bunlardan ilki alüvyon Set Gölleri. Akarsuların getirdiği alüvyonları biriktirerek tıkaması ve bu tıkanmış çukurluklara doğulan suların oluşturduğu göllerdir. Örneğin Manyas, Eymir, Köyceğiz gölleri bunlara önemli örneklerdir. Kıyı Set Gölleri, lagün ya da deniz kulağı olarak da bildiğimiz göller, koyların önlü dalgaların getirdiği kum ve çakıllarla tıkamasıyla oluşan göllerdir. Büyük ve küçük çekmece bir de Terkos buna önemli Marmara gölleri olarak karşımıza çıkacak. Heyelan Set Gölleri nelerdir? Yine aynı mantıkla heyelanların aşağıdaki bir boşluğu kapatması ve bu boşluğun, çukurluğun zaman içerisinde sularla dolmasıyla oluşmuş göl türüdür. Şimdi heyelanı hemen hatırlayalım. Heyelan Türkiye'de en çok nerede görülüyordu? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde. Bu iki tanımı bize verecek bölgemiz neresi Türkiye'de? Karadeniz bölgesi. O nedenle Heyelan Set Gölleri'nde Türkiye'de Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'de oldukça yoğun rastlanır. Neden Orta Karadeniz'de çok daha azdır? Çünkü Orta Karadeniz yükselti ve yağış bakımından diğer bölümlere göre, Karadeniz'in diğer bölümlerine göre daha az bir yağış ve eğime sahip. Bu nedenle buralarda Heyelan Set Gölleri Batı ve Doğu'ya göre çok daha azdır, bunu unutmayın. Lav Set Gölleri yine volkanın çıkardığı o lavın taşıdığı ve biriktirdiği alanlarda oluşur. Nazik, Van Gölü, Haçlı, Balık, Erçek Gölleri buna örnek göller arasındadır. Baraj Set Gölleri bu göller doğal göller değildir. Neden doğal göller değildir bu göller? İnsanın yani beşeri aktivasyonun gerçekleştirdiği göl türleridir. Yani diyoruz ki biz baraj göllerinde ne yapacağız? Beşeri bir unsur arayacağız. Yani insani bir durum vardır. Örneğin Atatürk Keban Karakaya barajları da bu anlamda ne yapmıştır? Hem suların enerjilerini daha iyi, daha doğru kullanmamıza hem de beşeri bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.